Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Civilizations 2 hatta yeni adıyla Age of Story 2 abi her videoda unutuyorum hemen hemen. Serimizin Türkistan serimizin yepyeni bölümü de daha karşınızdayım dostlar. En son bölümde hatırlayacağınız üzere Çin'le savaşa girmiş ve bağımsızlığımızı kazanmak için artık elimizden geleni yapıyorduk. Bu bölüm final olabilir dostlar. Hatta yüksek bir ihtimalle de final olacak. Çünkü bu bölümde Çin savaşını bitirip Çin'i kendi vasalımız haline getireceğim büyük bir ihtimalle hatta zaten topraklarının büyük bir kısmında ele geçireceğimizi söylemiştik. Şöyle yapacağız abi. Öncelikle vasallaştırmak için yıldızlarımızı kullanacağız. Eğer yıldız kalırsa kalan yıldızlarımızda da alabildiğimiz kadar toprak alacağız. Şu anda bizim için ana hedef Çin'i bizim vasalımız haline getirmek, Çin'i bir Doğu Türkistan vasalı haline getirmek. Diğer videolarda dostlar e, videoyu 30 FPS çekiyordum. Birazcık daha boyut küçülsün diye. Ama bu videodan sonra artık dostlar 60 FPS olacak birazcık daha kaliteli bir görüntü için. Çünkü internet abi çok hızlı bir internet değil. Upload'u 1.0 yani bayağı yavaş aslında bakarsınız upload açısından. Ee, o yüzden dosya boyutunun çok büyük olmasını istemiyordum ama sonra bir videoyu kendim de izledim abi. 30 FPS'te gerçekten bayağı kötü bir görüntü oluyor yani. Bayağı kasa kasa gidiyormuş gibi görünüyor. Ben de abi birazcık daha büyük dosya boyutu pahasına FPS'i 60'a çıkardım abi bundan sonra. Videolar 60 fps'te 1080p çözünürlükte gelecek dostlar. Şuraya bir çıkarmayı gerçekleştirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Aynen abi buradan asker geliyor oraya tamam. Biz şimdi isterseniz batı kanadından hemencik devam edelim saldırılarımıza. Şöyle e, aynen aynen Rusya ile de savaşa girmiştik abi onu hep de unuttum. Rusya ile girdik savaşa Çin'in Rusya'dan işgal ettiği toprakları da kendimize almak için Rusya'ya da savaşımızı ilan etmiştik. Bu savaştan sonra her ikisiyle de barış antlaşmasını imzalayıp artık büyük bir ihtimalle serinin sonuna geleceğiz dostlar. Bakalım final olmaya da bilir. Yani büyük bir ihtimalle bu bölümde biter bu savaş. Eğer biterse final olmuş olacak. Eğer bitmezse bir bölüm daha uzayacak. Ne olursa olsun güzel bir seri oldu abi. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Şöyle yeni bir seriye yeni bir kan artık daha güzel olacak gibi görünüyor bizim için. Buradaki toprakları da bu arada... Japonya'dan falan mı geçiş al? Aynen Japonya'dan bir geçiş alalım abi. Teklifimizi gönderelim. Buradaki askerleri hemen oraya göndeririz. Çin'in Japonya'dan bir geçişinde falan yok dolayısıyla buradan bize asker getirme olasılığı yok. Şurada Ruslarla uğraşıyorduk abi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen hala da uğraşıyormuşuz. Şimdi şurada bir asker basımı gerçekleştirelim. Hazır elinizde para varken biraz daha. Basalım abi hemenci askerleri. Bir de şu kuzeyde bir toprağa daha var Rusların. Burada bir asker alma işlemi yapacağım ben. Asker alma yapıp direkt ben burada bastığım askeri buraya yollayacağım. Hatta şu bölgelerde de şöyle yani ufak bir savunma açısından birazcık daha asker basarsak hiç fena olmayacak abi bizim için. Şöyle bir asker alma işlemiyle yaparsak daha da iyi olabilir hatta. Aynen bu kadar yeterli abi. Paramız zaten artık bir dahaki turda eksiye düşecek büyük bir ihtimalle. Ana kanattan da saldırılarımızı gerçekleştirdik. Çin'in de içinde asi'ler çıkmış abi. Bu da bizim için yine iyi bir haber zaten. Pekin'de aldık abi. Geçen bölümde söylediğimiz gibi Pekin'i alarak artık Çin'in başını kestik abi. Bu arada dostlar eğer bu bölüm final olursa bir dahaki bölüm Conquerors 2'de mi geçsin yoksa Normal Age of Civilization 2'de mi yorumlardan fikrinizi belirtmeyi unutmayın abi. Ve bir dahaki seri ne olsun tabii ki de bunun hakkındaki fikir fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın diyelim. Bu arada şurada gerçekten de büyük bir direniş var abi. Oradaki direnişi bizim kırmamız gerekiyor. Bak şurada 40 bin asker var. Buraya bir 30 bin göndersen orayı tamamen halleder ama o askerler oraya gelene kadar işte acaba Çin orayı deler geçer mi şu anda? Onun hakkında birazcık korkuyorum açıkçası. Eğer Çin oradan geçerse bizim için kötü olacak. Şöyle yapalım abi. Şu 21 bin asker de şuraya gitsin. 3500 aşağı kaydır. Sen şuraya git. Geride kalan askerleri de şuraya doğru yolla. Şu Rusya'nın toprağı sadece 1200 asker bence yeterli olacaktır. Elimizde para da kalmadı. Alabileceğimiz kredi var mı? Bu arada bir sürü kişi bize savaş ilan etti abi. Hindistan'da bize savaş ilan etmiş. Bir barış teklifi yollayalım bakalım. Bu kim? Demokratik Kongo. Barış teklifi yolla. Avusturya buna da barış teklifi yolla. Şu anda abi bizi bir kıskaca almaya çalışıyorlar ama o kıskaca girmeyeceğiz abi. O kıskaca asla girmeyeceğiz. Kredi alalım abi bir tane. Aynen yetiyormuş tamamdır. Güzel kredimizi aldık artık birazcık daha asker basabiliriz. İyi bir haber bizim için. Bas abi orayı savunacağız orayı geçirmeyeceğiz abi. Bu bölgede Çinlileri tutmayı başaracağız kesinlikle. Eğer başaramazsak zaten burada işgal edilmiş topraklarını hızlıca almayı başarabilirler. O yüzden bizim için tehlikeli bir durum. Hemen şöyle saldırılara devam edelim abi biz. Yani doğu kanadında zaten asıl savaşın önemli bölgesinde hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Asıl sıkıntıyı Avrupa bölgesinde birazcık yaşadık. Orada da çok büyük bir sıkıntı yaşamadık ama şimdi şu anda o savunduğu bölgelerde birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Orayı da bence kolayca geçeceğiz abi. Bu arada Hindistan eğer barış teklifini kabul etmezse büyük sıkıntıya gireceğiz. 29. sırada gerçi kabul etmesi lazım yani mantıken. Herhalde kabul eder diye düşünüyorum ama kabul etmezse hakikaten sıkıntıya girme ihtimalimiz yüksek. Elimizde bir para da yok. Kredi de alabiliyor muyuz acaba? Bakayım. Kredi 5 tane kredimiz var abi. Kredi de alamıyoruz yani. Şu anda Hindistan barışı kabul etmesi lazım kesinlikle yoksa Çinle barış antlaşması imzalamak zorunda kalırız. Şu anki durumda Çin'i kendi vasalımız haline getirebiliyor muyuz diye bakacağım. Vasallaştırma tebebi de 601. Getiremiyoruz abi şu anda. Daha 200 yıldız daha lazım bize. Vasallaştırmak için. Çin'i. Umarım Hindistan Barış Antlaşması'nı kabul eder. Bakalım. Ya gerideki askerleri de ileri yolla. Buradaki saldırılar zaten bitti. Burada bir liman falan var mı abi? Bakıyorum. Yok gibi görünüyor. Şurada var sanırım. Yok burada da yokmuş. Burada heh, aynen burada var abi. Buradaki askeri ben direktmen bir şuraya göndereceğim şuradaki adaya. Burası da yine işgal altındaki bir ada sanırım. Kimin olduğunu bilmiyorum. Evet güzel. Batı kanadına bir daha bir bakacağım abi. Şurası çok boş kaldı yalnız. Burayı bir şöyle yapalım biz. 2000 buraya gönder. 1500 burada kalsın ne olur ne olmaz. Bu arada Japonya'dan geçişini aldık. Evet 3000 askeri oraya yollayalım hemen. Şuradan da 2250 2250 yap saldırıları. Güzel geride hiçbir asker kalmasın abi. Şu anda hiçbir askeri bırakmamamız gerekiyor geride. Paramız da hemencik bitmeden çünkü bir tur geçince bitecek. O yüzden hemencik bütün paramızı kullanmak adına Şuralarda birazcık daha asker basalım. Buralar tehlikeli bölgeler abi. Buralara dikkat etmek lazım. Bas abi orduları. Ne kadar basabiliyorsak artık. Tamam bu kadar yeterli. Turumuzu atlayalım dostlar hazırsanız. Bakalım kabul edildi mi bizim barış tekliflerimiz. Saldırılarımız yine başarılı oluyor. Umarım kabul edilmiştir şu Hindistan'la barış teklifi. Kabul edilmiş mi abi? Hadi lan heyecanlandım. Güzel abi kabul edilmiş. Hepsi kabul etmiş. Rusya ile de bu arada savaşta artık %99'luk bir üstünlük kurduk. Ee, Rusya'dan da bayağı bir toprak alacağız yani. 442 yıldızımız oldu abi. Çin'i vasallaştırmak için 592 yıldız gerekiyor. Az kaldı abi. Neredeyse bir 100 yıldız falan kaldı. Ha gayret abi az kaldı. Birazcık daha gayretle artık Çin'i kendi vasalımız haline getirmek için her şey hazır olacak. Bakalım başarabilecek. Burada 8000 asker var abi. Burada 8000 asker var. Şurada bastığımız orduları hemencik o bölgeye doğru yollamak istiyorum ben. Oralarda tedbirimizi alalım abi ne olur ne olmaz çünkü az bir sayı değil yani 8000 azımsanacak bir rakam bir sayı değil hemen şöyle bir ilerlet bakalım orduları burada 21 bin asker var 30 bin buraya geliyor ee, tamam bak şimdi şöyle yapalım buradan bir 21 21.000'i buraya yolla 21.000'i aşağı yolla 1500'ü de buraya yolla ee, aynen bu şekilde yapalım abi 400 buraya saldırıyor şurayı zaten büyük bir ihtimalle bu turda kıracağız Buradan da artık geride kalan askerleri ileriye yollayıp Çin'in başına son darbeyi vuralım dostlar. Şurada da zaten bir tane toprakları kaldı Viborg eyaleti. 3000 asker de İskandinav topraklarına Finlandiya'ya doğru ilerliyorlar. Artık herhalde halledeceğiz gibi görünüyor dostlar. Fazla da bir şey kalmadı. Burada bir tane özel devlet oluşmuş bu arada Samoyedler diye bunu da alırız abi. Evet güzel. Şimdi asıl kanadımız olan Batı kanadı özür dilerim Doğu kanadına da bir göz atalım yine. Burada zaten hala herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada nasıl sıkıntı yaşamadık ben hala inanamıyorum abi. Adamlar kendi ana topraklarını, ana yurtlarını savunmadılar gittiler. Rus topraklarını savundular. Bir de oraları savundular. Ben Rusya'ya savaş açıp artık ellerini kollarını bağladım yani. Artık Rus topraklarını da savunamıyorlar. Baya şu anda elleri kolları bağlı bir şekilde kaldı Çinliler. Zamanında bize çektirdiklerinin acısını çıkarıyoruz abi onlardan. Güzel ilerliyoruz şu ana kadar. Şuradan da ilerlemelerimizi yapalım yine. Burayı bir böl bakalım 2500 2699 Geçen bölümlerde dostlar sesi birazcık fazla yapmışım o OBS ayarlarında bu videoda birazcık daha azalttım sesi O geçen bölümlerde yaşadığımız ses patlamaları falan bu bölümde fazla olmayacaktır büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum inşallah olmaz abi Güzel Şöyle 5500 5500 Bu bölüm final yapmak için elimden geleni yapacağım abi yeni seri hakkında şu anda hiçbir fikrim yok ne serisi yapsam diye ama bu bölümü final yapmaya çalışacağım Bu arada dostlar bu bölümü büyük bir ihtimalle Cumartesi günü paylaşacağım ee, Pazar günü de yani yarın da e, Bu serinin bir time timelapse'ini Paylaşabilirim dostlar Osmanlı serisinde de Paylaşacağım demiştim ama unuttum abi onu Hatta onu belki yakın zamanda paylaşırım Ama bu serinin time timelapse'ini kesinlikle paylaşacağım abi Güzel turumuzu atlayabiliriz bence Atlayalım bakalım Austria... Ha tamam kabul etti hepsi tamam sıkıntı yok Güzel oradaki direnci kırdık. O işgal şey altı de aldık. Şöyle bir uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştırıp genel durumu görelim abi. Güzel. Güzel 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 güzel. Asya'da neredeyse tamamen bitirdik abi Çinlileri. Güzel. İyi ilerliyoruz. Ooo 24 bin asker çıktı oradan ha. 13 bin asker geldi. Tamam bak şimdi şöyle yapıyorsun. 2500. Hatta oraya hiç yollama oraya hiç yollama. Şu şekilde 3900 3900 iki, iki adet eyalete böleceğim. 9500'e 7500'ü de yine artık en batıya doğru göndereceğim bakalım. Buradaki 3000 asker de Japonya'da aldığımız geçiş izniyle Çin'in İskandinavya'daki topraklarına doğru ilerliyor. Arkadan da askerler geliyor. Şuradaki direncimizi de artık birazcık arttırmamız gerekiyor. Yalnız o askerler çok başıboş hareket ediyor. Abi. Nereye hareket ettiklerinden emin olmadan hareket ediyorlar. Şöyle en ileriye doğru gidin ki orada zaten savunmayı kırdık artık direnci kırdık. Artık ileriye doğru kuzeye doğru ilerleyebiliriz abi birazcık daha. Oradaki e, direnci de arttırmak adına. Şimdi şöyle yapıyorsun abi. Bu 30 bin asker buraya gitmiyor. Şuraya 15 asker yolluyorsun. E, bu 9 bin buraya yolla gerisini buraya yolla. Ne olur ne olmaz. Şuraya da bir 2.000 asker destek yolla. 6.500 yapacağım burayı. 6 bin 500. 6 .500, Bu 21 bin de 15 buraya yolluyorum. 6 yollayamadım abi ya. Yanlışlıkla tur geçtik. Asya'da saldırı yaptık mı acaba? Orada önlemleri aldım abi. Bak buraya 4500 asker gönderdim. Buraya da 15000 asker gönderdim. 15000 değildi pardon daha azdı sanırım. Bakalım evet abi. a burayı nasıl alamadık ya. Orayı nasıl alamadık. 450 asker kaldı gene orada. Neyse artık yapacak bir şey yok. Tamam şu şekilde. 4000'i buraya yolla. 2000 buraya yolla. Zaten iç altındaki bir eyalet olduğu için oraya asker basamazlar. Orada asker basamazlar. Şuraya bir 3000 yolla. Geri kalanını buraya yolla. Geride kalan askerleri de ileriye yolla artık galibiyetimizi tescilleyelim abi. Artık hiçbir şey kalmadı. Çin üzerindeki galibiyetimizi tescillemek için artık son adımlara doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Şöyle geride kalan askerlerin tamamını bir ileriye yollayacağım. 5000 ileri, 1600 ileri. Güzel. Şu şekilde bence bir tur atlayalım dostlar. Şu şekilde bir tur atlayıp duruma bakalım. Tabi Asya'da da saldırılarımızı yapalım. Artık Asya tarafını tamamen bitirmek istiyorum dostlar hızlıca. Zaten adamların burada bir direniş falan göstereceği yok gibi görünüyor. Asya tarafına hemen hızlıca daha fazla güç falan toplamadan bitirelim. Şurada bir tane ee, toprak varmış. Buradaki 11 askerimizi direkt ben oraya yollayacağım. Başka bir yerde eyaletleri var mı böyle görmediğimiz falan? Şöyle bakıyorum abi. Buralarda falan eyaletleri var bayağı abi. Oraları da halledeceğiz abi. Oraları da halledeceğiz. 8200 buraya yolla 4000 buraya yolla 2500 buraya 2600 de buraya yolla Burada da 45000 tane askerimiz var abi 27000 de burada var yani Herhangi bir olumsuzluk karşısında savunabilecek sayıda askerimiz hala var abi arkada Paramız olmasa bile paramız eksi 200000 de olsa bile Halen arkada savunabilecek ordularımız bulunuyor o yüzden Sıkıntı etmeye gerek yok abi şu anki durumu Ha buradan hiç ilerlemedik lan burayı unuttuk Şöyle bir 20.000 buraya yolla 22.000 18.000 İran'ı zaten tamamen bitirdik bu Arap yarımadasını da tamamen alsak hiç fena olmayacak abi. Yani bana yetecek kadar yıldızı aldıktan sonra acaba barış anlaşmasını yapsak mı? Yoksa bütün topraklarını mı alsak Çin'in diye düşünüyorum şu anda da. Yani bütün topraklarını almak sanki birazcık daha iyi olur gibi görünüyor. Neyse atlayalım bakalım turu. Duruma göre bakacağız abi. Evet bu topraklar Fransa'nınmış tamam. Rusya sandım abi bir anda. Devam et bakalım. Evet Asya'da artık tamamen bitirdik diyebiliriz abi. Asya tarafında artık hiçbir güçleri kalmadı. Batı tarafında da aslına bakarsanız... Yani öyle çok fazla bir güçleri kalmadı artık. Yavaş yavaş Çin'in, Çin'e ayrılan sürenin sonuna geliyoruz dostlar. Şöyle en batıya doğru da artık son harekatlarımızı gerçekleştirelim. Burada Japonya'da izin alarak geçtiğimiz bölgeyi de hemencik kuşatmaya devam edelim bakalım. Güzel. Saldır abi saldır. Acımak yok abi. Onlar bize zamanında acımadılar. Biz de onlara acımayacağız. 4000 askeri direkt yolla. Güzel. Buradan da saldırıya devam et abi. Bu Arap Yarımadası'nı ele geçirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Devam et bakalım. 8200, 4200. Bunu böyle abi ikiye. 1350, 1350. 2500 burada varmış. 1250 buraya, 1250 buraya yolla. Güzel. Evet abi şu Hong Kong toprağına da bir askerimizi yollayalım. Saldırılara devam et bakalım. Buralarda bir liman falan yok mu hiç? Hadi ya. Nereden gidiyor? Ha tamam orada varmış. Güzel. Buraya yolluyorum abi oradaki orduyu. Tamam. Buraya da asker geliyor. Başka bir yerde de zaten şurada vardı sanırım. Aynen şurada var 3 tane yer. Hatta şu 44 bin askeri de direkt ben oraya yollayalım. Onlar da gitsinler. Güzel. Batı tarafında da artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Birkaç tane toprakları kaldı. Şu anda abi savaşı bitirmenin baya baya eşiğine geldik abi. Hiçbir şey kalmadı. %75 oldu zaten savaş zaferi skorda. Buraların hepsine zaten saldırılarımızı yapıyoruz. Şuradan da artık son iki saldırımızı yapalım. Şuraya nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum. Oraya da büyük bir ihtimalle çıkarma yapmamız gerekecek. Buradaki 13.000 askerimizi de direkt ben oraya yollayacağım. Orayı da o 13.000 askerde ele geçirmeye çalışacağım. Ee, Myanmar bize geç izni vermez. Çünkü ilişkimiz eksi 79 vermemesi lazım abi zaten normal olarak yani. Eksi 79'luk bir ilişkide olan bir ülke bana neden geç izni versin değil mi? Hemen şöyle ileriye doğru yolla bakalım askerleri. Güzel turumuza atlayabiliriz bence. Ee, o şeye Arap Yarımadası'na saldırı yapmayı unuttuk. Devam et abi bir daha devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam bitiyor abi. Bitiyor. Avrupa bitiyor artık. Şuradan da yap bakalım saldırıyı. 750 750 Bu ser şu Suriye üzerinden ilerleyeceğim 9000 buraya yolla 9000 buraya 22000 buraya Güzel çıkarmalarımızı da gerçekleştiriyoruz bütün topraklara Turumuza atlayabiliriz Atladım bakalım Yine saldırılar başarılı oluyor abi Yine başarılı oluyor her türlü abi ezip geçiyoruz abi Çin ordularını Şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar Güzel Tamam şuradan da bir saldırımızı yapalım sonra atlayalım soru. Zaten artık sadece çıkarmaları bekliyoruz abi. Çıkarmaları da yaptıktan sonra yani o çıkarmalar yapıldığı sırada biz buraları halledeceğiz. Evet bize savaş ilan eden bir kendi bilmez. Evet ona da hemencik bir haddini bildirelim abi. Şöyle arada kaynasın o da Litvanya. Evet sen sen bana savaş ilan ettin abi. Sen öl ölüm fermanını imzaladın. Geçmiş olsun. 8000 buraya yolla. 8000 saldır. 7000 de buraya yolla. İyi bari hazır o bölgede askerim varken savaşı ilan etmesi benim işime geldi. Kanada'da pardon bu kim? Endonezya'da savaşı ilan etmiş. Bununla barışalım abi. Litvanya kalsın. Litvanya haddini bildireceğiz. Şu 20.000 askerin de 10.000'i buraya gelsin. Batı tarafında zaten artık Çin'i tamamen bitirdik. 4.250, 4.250 böl. 11.000 asker, 3.000 buraya. 3.000 buraya. Geri kalanı buraya yolla. 10.000 10 de saldırt ileriye doğru devam etsin bakalım. Güzel. Burada da son toprakları artık. Atlayalım bakalım turu. Evet abi Litvanya ölüm fermanını imzaladı. Şu Litvanya işten geçmiş olsun dileklerimizi iletelim abi. 9700, 4500, 5200, 5200, 5200 3000. Güzel. Evet Litvanya'yı yavaştan bitirelim abi. Yani Çin gibi, Türkistan gibi devletlerin yanında hani böyle çok boy göstermeye çalışmasın abi kendileri. Şurada 3-5 tane topraklarıyla. Evet şu anda sadece çıkarmalarımı bekliyoruz. Şurada da mı Çin toprağı var? Burada da Çin varmış abi. Adamlar her yerde. Burada da varmış. Burada da var. O zaman şuradaki 32 askerimizi eğer çıkarabiliyorsak o bölgelere bir çıkaralım. Nereden çıkarıyorsun ya? Oha. Gitme oraya kadar abi. Liman inşa edemiyoruz ki. Mecbur oradan çıkacak. Şu ülke bana geç izni vermez mi? Bir isteyeyim. Askeri erişim için sor diyelim. Buradan saldırı yaptık mı? Yapmışız. Geç o zaman turu. Çok güzel. Bu arada şuradaki saldırımız da başarılı, başarılı olmuş. Hemencik oradan da ikinci saldırımızı gerçekleştirelim. Çıkarmalarımız da son hızda ilerliyorlar oraya doğru. Güzel. Şimdi sen bana geç izni verdin mi? Vermiş abi çok güzel. Buradaki 32.000 askeri hemencik oradan aldığımız geç izniyle buralara doğru gönderiyorum. İskandinavya topraklarına doğru yavaştan gönderiyorum. Oraları da halledeceğiz. Artık savaş zaferi skorumuz %81'e kadar çıktı Çin karşısında. Adım adım sonuna doğru geliyoruz abi Çin'in. Hemen şuradan da yap saldırıları. Artık gerçekten Arap Yarımadası'na kadar da ulaştık. Devam et bakalım saldırılara. Burada zaten hiç asker yoktur diye düşünüyorum ben. Umarım öyledir abi. Evet birazcık varmış ama yine bize karşı koyabilecek güçte asker sayıları değil bunlar. 1100 buraya yola, 1050 buraya yola. 4600'ü şöyle böyle abi 2300, 2400. Tamam. Buradaki askerler de gidiyor. Tamam tur atlayabiliriz. Bu arada Litvanya'yı tamamen aldık sanırım. Bir barış antlaşması yapalım abi. ya da yok. Bütün savaşlar bittikten sonra bütün devletlerle aynı anda barış antlaşmasını yapacağım. Daha düzenli bir barış antlaşması yapmak adına. Daha düzenli sınırlar adına. 1600 buraya yola. Şu anda büyük bir ihtimalle Çin'i vasallaştıracak yıldız sayısına ulaştık. Yani artık Çin'in vasalı olarak başladığımız bu seride dostlar Çin'i vasallaştırabilecek bir duruma geldik. Evet düşündüğümüz gibi abi artık Çin'i vasallaştırmak için gerekli yıldıza sahibiz. Zaten Çin'in tamamını aldıktan sonra artık daha da fazlasına sahip olacağız. Atladık turumuzu gayet güzel. Yine bütün saldırılar başarılı oluyor. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Son hızımızda... Çin topraklarını ele geçirmeye devam ediyoruz dostlar. Yalnız Çin yani bu seride benim beklediğimden daha fazla büyüdü. Çünkü dostlar bu savaşa başlamadan önce hatırlayacaksınız sizde nereye baksak Çin vardı abi. Batıya bakıyorduk Çin vardı. Doğuya bakıyorduk Çin vardı işte. Güneye inelim diyorduk yine Çin vardı. Bu Çin hakimiyetimizi Türkistan çevresindeki Çin hakimiyetini artık bu savaşla beraber kırmış olduk. Ayrıca da Çin devletini kendimize bağlayarak arkamızda önemli bir güç bulunmasını sağlamış olacağız dostlar Barış Antlaşması'ndan sonra. Evet sonda sıradaki çıkarmamız da yerine geldi. Oradan da saldırılarımıza devam edelim. Şuradan da ilerle abi. Burada da birazcık asker sayılarımız azaldı açıkçası umarım bir bozguna uğratılmayız burada. Hani uğratılırsak da arkada asker var bir sürü geri çağırırız da iş uzar abi yani onun için diyorum iş fazla uzatmak istemiyorum. Umarım bir bozguna uğratılmayız. Bakalım yalnız abi yani gerçekten de haritaya şöyle baktıkça bu seriyle gurur duyuyorum ya. Şu haritaya baksana. Türkistan. Baya büyük olduk yani abi. Şurada küçücük bir devlet olarak başladık. Adım adım büyüdük. Önce Rusya'yı aldık. Şu kadar büyüdük. Sonra iyice büyüdük abi. Avrupa'ya falan çıktık. Kafkasya, Avrupa derken sonunda Çin'e savaşı ilan ettik ve artık bizden büyüğü yok abi. İkinci sıradayız ama hala. Yani ama Brezilya krallığı baya baya kendi geliştirmiş ama yani sonuçta biz de bir yatırımlara para falan ayırsak yüksek bir ihtimalle çok rahat bir şekilde geçeriz abi o ülkeyi de. Evet bu arada o çıkarmaları unuttum ben yine. Oradan da saldırılarımızı yapalım da arkada bir bir gedik kalmasın abi arkada bir kimsenin gözü arkada kalmasın yani abi. Orada saldırıları yapalım hemencik. 820 410 410 800 44 420 424 1450 ne oluyor lan 1456 255 750 saldır abi saldır Doha'ya da geldik Katar topraklarına devam et abi saldırılara çok güzel artık şu çıkarma da gelsin lan ne kadar uzun sürdü gelmesi atla abi atla 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 çok güzel evet 821 orduluk bir çıkarma geliyor Çin'den ama Tabii ki de başarısız olacak. Neyse ki bizim orada askerlerimiz mevcut. O çıkarmayı nereden yaptı acaba? O çıkarmayı o, o çıkarmayı yapacağı askeri nereden getirdi acaba? Kesin şu Abu Dhabi Birleş, Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri civarlarından getirdi büyük bir ihtimalle. Şimdi oraları da alacağız abi. Bir üstünü daha Çinlilerin yok etmiş olacağız. 190 129. Bu video birazcık uzun olacak galiba. Geçen video da birazcık uzun oldu. Artık 20 dakikanın üzerinde seyrediyor genelde videolar ama yani şöyle günde 15 dakika 2 video daha iyi olur gibime geliyor bence. Bir dahaki seride günde birazcık daha iki video atmaya gayret göstereceğim. Şu anda sınavlar yaklaşıyor abi yavaş yavaş. Sınavlara da çalışmak gerekecek. Yani o yüzden şu süreçte günde bir video gelecek büyük bir ihtimalle ama sonrasında günde iki videoyla tabii ki de devam etmeye çalışacağız dostlar. Güzel. Çok güzel abi. Hala hiçbir kayıp yaşamadık. Bu bölüm bayağı bir bereketli geçiyor gerçekten de. Beklediğimden daha güzel geçiyor. 3000 de buraya yolla artık yavaş yavaş bitiyor abi. Yavaş yavaş bitiyor artık Çin devleti. Bizim etrafımızı kuşatan, bizim lordumuz olan, sözde lordumuz olan Çin devleti sonunda bitiyor abi. Devam et bakalım saldırılar. Artık Arap Yarımadası'nı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Sonlara doğru geliyoruz. Atla bakalım turu. Yine bütün saldırılar başarılı oldu. Evet abi artık Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına da ulaştık. Hiçbir şey kalmadı abi artık. Hiçbir şey kalmadı. Gün sayıyoruz abi bitmesi için. Çok güzel. %99 oldu. Kaç tane toprakları var abi? Umarım 2'dir yani. Başka bir yerle bir de uğraşmayalım. 12 mi? Çüş. 12 ne ya? He şuradaki topraklar abi. Pardon unuttum. Pardon pardon. Oradaki toprakları hep unuttuk abi. Tamam. Oraları da saldıralım da hemen. Zaten çıkarmamız başarılı olmuş. Güzel oraları da aldık. Buralar tamamen bitti abi sanırım değil mi? Aynen bu bölgeler tamamen bitti. Artık tamamen buraya odaklanabiliriz. Şöyle bir 10.000 buraya yolla. 10.000 buraya yolla. Geri kalanı da şuraya yollayacağım. Abi o kimsin bana savaş ilan etti? Sen kimsin ya? Ya sen kimsin ya? Yalnız abi adamla barış antlaşması yapsak iyi olacak gibi görünüyor. Çünkü alamıyoruz da işte o toprağı. Neyse o toprak Çin'e kalacak. Hemen şöyle şuradaki askerleri bir yolla bakayım oraya. Tam güzel. Yaptı barış antlaşmasını şimdi Çin'e saldıralım. Tamam sıkıntı yok abi yine. Olay bizim lehimize döndü. Oradaki saldırılar da başarılı olmuş. Şuraya da hemencik bir çıkarmayı gerçekleştir. Evet orayı da geri almayı başardık hemen Güzel abi iyi bir stratejik hamleydi Orada olası bir sıkıntıdan kendimizi kurtardık Hemen şu şuraya da bir çıkarmayı gerçekleştir bakalım Gayet güzel Böyle şimdi abi artık son toprakları Bitiyor yavaş yavaş Saldır bakalım Oslo'yu da aldık 2 tane toprakları kaldı Yani umarım ikidir Başka bir yerlerde de yine toprakları olabilir Ben Çin'den beklerim yani Çin Neredesin Bitti herhalde abi bir dakika Aa %100 olmuş abi bitti Sonunda Çin'le yaptığımız savaşın sonuna geldik abi. Çin'le yaptığımız savaşın sonuna geldik ama halen bir tane Rusya toprağı var bir yerde. Daha şurası abi. Aha da şurası. Oraya hemencik asker göndermemiz lazım. Orayı da alalım abi. Hemen hızlıca. Oğlum nereden gidiyorsun ya yuh. Bilseydim bir liman falan yapardım diyeceğim de para yok gerçi. Nereye liman yapıyorsun? Geri çevir abi. Orayı da aldık ve Rusya'da %100 oldu. Kim bu abi? Bahreyn. Bahreyn'e şu anda pek gerek yok. İçinde gene %99 oldu lan. Oğlum buradaki topraklar niye gene Çin'e gitti? Hayır kabul etmiyorum. Güzel. Şimdi yeniden %100 oldu dostlar. İçinde bulunduğumuz 3 savaşta da şu anda %100'lük bir savaş zaferi skoruyla artık savaşı tamamladık dostlar. Şimdi işin en güzel kısmı abi. Uzun süren uzun soluklu işte zorlu bir savaştan sonra bize ilaç gibi gelen şey abi istediğimiz gibi bir barış antlaşması ayarlayabilmek tabii ki de. Öncelikle tabii ki de vasalım olacaklar. Evet 310 adet yıldızımız kaldı. Benim öncelikli hedefim dostlar birazcık daha şu Avrupa tarafındaki topraklar. Çünkü bu Avrupa'daki topraklarla yani Rusya'dan aldığım topraklarla Çin'den aldığım toprakları birleştirip artık iyice Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan bir devlet haline gelmek istiyorum. O yüzden şu anda benim önceliğim Avrupa'daki buradaki topraklar. Fakat bunları aldıktan sonra yine yıldızımız kalacak büyük bir ihtimalle. Yani Asya'dan da yine toprak alacağız. Ayrıca da artık Çin bizim vasalımız olacak dostlar. Şuradaki toprağı da alalım hemen. 199 adet yıldızımız kaldı. 199 yıldız da ne yapalım abi? Şu adalarda falan varsa bir yer alacağımız. Şu aynen Asya'yı da birazcık toparlamak lazım abi. Şu şekilde şöyle. Rusya'nın büyüt, büyütülmüş bir hali gibi görüneceğiz abi bu savaştan sonra. Birazcık daha. Şu, toprakları al abi. Zaten çok fazla yıldız isteyen topraklar değil. Şu anda sınır güzelliğini düşünerek bu toprakları alıyorum. Sınır güzelliğinin iyi olması için. Evet dostlar artık serinin sonlarına doğru geliyoruz. Yani birkaç dakika sonra belki de seriyi bitirecek artık. Belki değil hatta birazdan bitirecek abi seri. Çok güzel bir seri oldu gerçekten de. Yeni seri önerilerinizi de hemen aşağıdan belirtmeyi unutmayın diyelim. Güzel az yıldızımız kaldı abi. Şöyle bakıyorum. Şu genel olarak bir duruma bakalım. Evet, şu anda gayet güzel görünüyor açıkçası. Avrupa'daki toprakları da aldıktan sonra tabii ki de daha güzel görünecek. Şöyle bir aşağı in abi. Birazcık daha toprak alabiliyoruz sonuçta. Şöyle şuradan birazcık toprakları alalım. İleride bakalım. Evet abi, bitiyor yavaş yavaş yıldızlarımız. Sonuna geliyoruz. Pekini bile alıyoruz abi. Çin'in başkenti Pekini bile elimize geçiriyoruz bu savaşla beraber. 4 adet yıldız kaldı. İkisini buraya veriyorum. 5 ee, 5 ka kaldı onu da buraya veriyorum abi. Şu şekilde bir barış antlaşması Çinle hem vasalımız haline geliyor hem de bir sürü toprağı ele geçiriyoruz Çin'den. Taleplerimi gönderiyorum ve tabii ki de kabul edilecek. Aynı anda Rusya ile de barış antlaşmamızı imzalayalım. 334 yıldızımız var. Rusya da zaten 334 yıldız istiyor yani topraklarının tamamını elimize geçirebiliyoruz. Bir de Litvanya var abi tabi bu da küçük enişte arada kaynadı gitti. Hemen Litvanya ile de da... 19 yıldızlık barış antlaşmamızı gerçekleştirelim dostlar. Ve turumuzu atlıyoruz. Seni reddediyorum abi. Evet dostlar. Bütün devletlerle barış antlaşmalarımızı imzaladık. Ve artık şu görüntüyü görebiliyoruz abi. Doğu Türkistan'ın basalı Çin. Evet dostlar yanlış görmüyorsunuz artık. Çin'in vasalı olarak başladığımız bu seride Çin'i kendi vasalımız haline getirdik ve ayrıca da dünyanın en büyük devleti eyalet olarak eyalet sayısı olarak dünyanın kesinlikle en büyük devlet haline geldik dostlar şu anda dünyanın %18.1'i Türkistan devletinden oluşuyor. Gerçekten çok güzel bir seri oldu dostlar. Çin'de kendi vasalımızı haline getirerek serinin başında belirlediğimiz ana hedefi gerçekleştirmiş olduk. Ve artık Çin'in yanında bir Doğu Türkistan bayrağını görebiliyoruz dostlar. Çok güzel bir seri oldu gerçekten. izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen yorumlarda yeni seri hakkındaki fikirlerinizi iletebilirsiniz dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.